Herkese selamlar, ben Geek Degeko. Cumartesi LPC Maratonu'na hoş geldiniz. Chrono Trigger'ın yeni bölümüyle karşınızdayım. Hatırlarsanız bir önceki bölüm Magus Slayer'in önünde bırakmıştık. Bu bölüm lanetli bölümlerden biri her zamanki gibi. Chrono Trigger'ın başının belası olan. Bu bölümde oynayıp bitirdikten sonra, yani oynayıp kaydettikten sonra korrupt olan bölümlerden biri. Göreceğiniz partinin level'ları ve experience'ları benim değil. Bir tane save noktası, save dosyası bulmuştum internetten. Onu indirdim. Magus'un kalesinin heybetli görüntüsüyle karşı karşıyaydık demin. Şimdi kale boş. Peşimizde bir tane yarasa var. Minik. Nereye gitsek peşimizden geliyor. Acayip acayip insanlar var. Şuradan bir tane mid adder'ı aldıktan sonra koridorda devam ediyoruz. Girişte yol ikiye ayrılıyor. İki tane koridor var. Dikkat ettiyseniz. Biz soldan gittik ilk önce. Daha sonra sağa gideceğiz. Fakat tuhaf tuhaf insanlar dışında boş gibi görünüyor. Acaba boşuna mı yaptık bu kadar şeyi? Yoksa bütün çabalarımız boşuna mıydı? Birazdan her şey ortaya çıkacak. Burada hiçbir bok yok. Sağdan devam edelim. Burada 4 tane çocuk var. Bizim hazinemiz, bizim hazinemiz diyor. diyor. Tamam, sizin hazinenizi zamana koyayım. Hayır, oynamak istemiyorum. O da nesi? Guardia şatosunun kralı Prenses Nadia. Enteresan. Bunların burada işi ne acaba? Krono'nun annesi. Festivalden beri buradaymışsın demek diyor. He, buradaydık. Yabını. The Walking Dead'e başlamak üzereyim. İlk iki sezonu full olarak indirdim. Merak ediyorum açıkçası. Gittik geldik, burada bir save noktası çıktı fakat ekran karardı ve save noktası kayboldu. Bu bir silüet, Ozzy'nin silüeti elbette ki. Yine sütyenleriyle arz-ı endam ediyor. Magus biraz meşgulmüş, o yüzden Ozzy ve Magus'un diğer generalleri Slash ve Flea ile uğraşacaksınız diyor. Evet. 6 tane düşman serdiler önümüze. Frog'la Marlin Icewater'ıyla kolayca alt edebilirsiniz çoğu düşmanı burada. Özellikle defansı düşük olan düşmanları. Buradaki Henchman ve Bat ya da Vampire tam emin değilim. Gördüğünüz gibi hayvani bir zarar verdi. Hepsine alt etti. Bir anda. Hench ve Vamp'miş. 488 experience gibi güzel bir experience verdi. Frog'la Chrono level up yaptı fakat önemli değil. Sadece bir bölümlüğüne başkasının karakterleri de oynadım. Ve birdenbire yaratıklar peyda oldu. Magus'un kalesinde. Omicron'la savaşmıştık daha önce sanırım. Decadent'ler zaten bir vuruşta ölecek cinsten. O kadar zayıflar yani. Evet, ne diyordum? The Walking Dead'e başlamak üzereyim. Çizgi romanından haberim var ama hiç okumadım daha önce. Çizgi roman daha güzel diyorlar. Ama dizisi de bayağı övgü aldığı için ilgimi çekiyor açıkçası. Yani karakter dizisi falan deniliyor. House gibi. Zombi dizisi değil yani. Zombi öğeleri arka plan olarak kullanılmış. Gerilim öğelisi olarak. Bakalım artık. Gerçekten dedikleri kadar var mı? Bu arada takip ettiğim diziler bayağı azaldı. House bitti, Fringe bitti ardından. Şu anda işte İşler Güçleri izliyorum. Türk dizisi olarak. Hayatımda ilk defa bir Türk dizisini arşiv yapıyorum bilgisayarımda. Evet, biraz experience kazanmak için diğer koridora da uğruyoruz. Burada eğer hazinemizi istiyor musunuz sorusuna evet derseniz çocuklar birdenbire bunlara dönüşüyor. Shadow'lara. Shadow'lara yine Icewater'la vurursanız hepsi bir iniyor aşağı.
Icewater'ın etkili olmadığı bir iki tane yaratık var Magus'un kalesinde. Bir tanesi Juggler, yanlış hatırlamıyorsam. Bir tanesi de Sorcerer. Bunlara pek etki etmiyor. Hatta Sorcerer'ı iyileştiriyor benim bildiğim. Gelecek bölümde göreceğiz onu. Bir tane bariyer aldık. Bu arada peşimizden dolanan yarasaya dikkat etmenizi öneririm. Evet, buradakiler de meğersem yaratıkmış. Geçmişimizden tanıdık simalar. Hench Vamp ve Sorcerer. Sorcerer'a Spin Cut ile vurursanız zaten Spin Cut Krono'nun damage'ini çarpı 2 yaptığı için güzel bir etkisi olar yani. Sorcerer çünkü büyü saldırına karşı defansı çok kuvvetli. Immune yani. Evet, Prenses Nadia'da tabii ki. Gerçek Prenses Nadia değil. Bu arada Mass Effect'e başladım. PlayStation 3'e biliyorsunuz Mass Effect Trilogy çıktı ve ilk defa Mass Effect 1 PlayStation 3 simalarında gözüktü. Ben de fırsattan istifade kutulu versiyonunu aldım. Çünkü daha önce hiç Mass Effect oynamamıştım ne de almamıştım. 2 ile 3 de yoktu yani bende. Güzel bir hesaplı bir alışveriş oldu açıkçası. Çünkü Mass Effect Trilogy 159 liraydı. Yani oyun başı 53 liraya denk geliyor. Üçü bir arada. Bir de güzel bir box set yapmışlar. İlk önce çok sıkıcı gelmişti Mass Effect 1. Fakat daha sonra bağımlısı oldum. Bağladı bayağı oyun yani. The Citadel bölümündeydim. Yaklaşık 8 saatimi The Citadel'de harcadım. Çünkü Batı RPG'lerinde en sevdiğim özelliklerden biri side quest bolluğu. Ben de side quest'leri tamamen bitirmeden ilerlemeyi istemiyorum. Çünkü bir kere KOTOR 1'i oynarken o ilk gezegenin adını unuttum şimdi. Oradaki side quest'leri hepsini tamamlamamıştım. Geri döner yaparım diye. Burada ağır bir spoiler veriyorum. KOTOR oynamamışlar kulaklarını tıkasın. Ya da işte ileriye alsın videoyu. İlk indiğimiz gezegen daha sonra Sith Lordlar tarafından patlatılıyordu. Yani geri dönüşümüz imkansız oluyordu böylelikle. Bütün side questler de yarım kalıyordu oradaki. Ondan sonra yemin ettim yani hiçbir side questi yarım bırakmamaya. Bitirmedikçe ilerlememeye daha doğrusu. Evet, sol koridordan devam edeceğiz tekrar. İlk önce sol koridora gidelim. Evet, Kadavra kankalarını nasıl geçtik? Birazdan öğreneceksin sen de. Evet, Magus'un ilk generali Slash bu. Slash, pardon. Kendisi uzaylı gibi bir şey. Evet, çeşitli tehditler savurduktan sonra bir boss dövüşü başladı. Slash büyü gücüne karşı savunması maksimum durumda. Yani büyü yaparsanız eğer Slash'ı 2-3 falan vuruyor HP olarak. Burada yapmanız gereken Haste büyüsü yapmak. Haste büyüsü Final Fantasy serisinde de hatırlayacağınız üzere karakterlerin atağını hızlandırıyor. Yani bu ATB barının daha çabuk dolmasını sağlıyor. Mar sayesinde işte hepsine sırasıyla Haste büyüsü yapacağız. Ekibinizde Marl'ın bulunması özellikle çok önemli. Çünkü kendisi hem bir healer hem de işte Haste gibi zaman büyüleri yapıyor. Ayrıca bir de ofansif büyüler de yapıyor. Eğer öğrenmişse tabii. Ice gibi. Şeyle Frog'la olan dual teki Ice Water var mesela. Bu yüzden Magus'un kalesinde inanılmaz işe yarayan bir karakter Marl. Zaten Frog'u değiştiremiyorsunuz. Krono'yu da değiştiremiyorsunuz. Sadece bir karakteri seçmek sizin elinize. Ben kesinlikle Marl'ı seçmenizi öneririm. Zaten indirdiğim save dosyasında da elemanın partisi aynen benim partim gibiydi. Krono, Frog ve Marl diye. Krono ile Frog'un X-Strike dual tekini sık sık kullanmanızı öneririm Slash'te. Bayağı iyi sağlam zararlar veriyor. 513-520 gibi. Hiç azımsanmayacak kadar güçlü yani.
Ayrıca efekti de çok süper X-Strike'ın. Evet. Bir kere daha vuruyoruz. Savaş bitiyor gibi görünüyor fakat aslında tek yaptığı şey duvardan kılıcı almak ve devam etmek saldırmaya. Kılıcı aldıktan sonra biraz daha güçlü saldırılar yapmaya başlıyor ve biraz daha hızlanıyor. Garip bir şekilde bütün hastimiz sıfırlanıyor. Savaşa ara verdiğimiz halde. Burada biraz hızlı olmanız gerekiyor. Karar vermek için. Ayrıca bizim neydi? Krono'nun buna benzer bir saldırısı vardı. Slash de aynı saldırıları yapıyor. Hani bir çizgi üzerindeki bütün düşmanlara zarar veren saldırı vardı. Adını unuttum şu anda. Spin Cut diye isim var. Bilmiyorum valla. Neyse nesi kimse. Sık sık iyileştirmenizi öneririm. Çünkü artık Magus'un kalesi şakaya gelmez. Oyun biraz zorlaşmaya başladı. Zaten 3-4 bölümdür dikkatliyseniz sürekli bir boss rush var. Magus'un kalesinde de 3-4 tane boss var. Bu bosslardan ilki Slash, ikincisi Flea ki gelecek bölümde. Üçüncüsü Ozzy. Ozzy'ninki pek boss savaşı gibi değil. Ama onu da boss'tan sayıyoruz. Ve son olarak Magus. Büyük bir ihtimalle 26. bölümde falan Magus'la dövüşeceğimiz bölüm olacak. O bölüm güzel bir bölüm olacak. Çünkü Magus savaşı bayağı uzun. Bütün bir bölüm savaşla geçiyor olabilir. Olabilecek. Our World inanılmaz işe yarıyor burada. Krono ile Marla'nın doğal teki. Genellikle zaten doğal tek kullanmanızı salık veririm. Çünkü genelde bu civarlarda triple tek açılmak üzere. Henüz açılmamıştır ama. Evet, Krono'ya da haste yaptık. Ve bütün ekip hastelendi tekrar. Hoppa! 523 gibi kallavi zararlar veriyor. Gördüğünüz gibi çıldırdı artık Slash. İnanılmaz hızlandı. Saldırıları Krono'ya bayağı benziyor Slash'in. Bu arada bu elemanlar Krono Cross'ta da arıza endam ediyor. Serinin meraklıları bilir zaten. Bundan sonra Krono Cross'u yapar mıyım bilmiyorum. Ömrüm vefa edip de Krono Trigger'ı bitirebilirsem eğer. Ki o da ne zaman bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok yani. Yani daha 4'te 1'ini falan bitirdik oyunun. Önümüzde koca bir oyun var daha. Evet, az bir şey kaldı Slash'in. Pek bir numarası kalmadı. Yes indeed. Ay ay. Bundan sonra bir Soul Reaver 2 LP'si yapacağım. Belki 2 tane yaparım. Tam bilmiyorum. Belki Chrono Trigger'ın elimde kalan son bölümünü yaparım. Silent Hill'i yapmayı düşünüyorum bugün. Bakalım artık. Chrono Trigger'la Siftah'ı yaptık. Evet. Slash aşağı indi. Kestik kendisini. Ve soluğup gitti. Slash'in kılıcını aldık, Slasher'ı. Burada bir save'leyeceğiz. Slasher gördüğünüz gibi 75 yükseltiyor. Krono'nun atağını. Burada bir türlü save'leyemiyorum. Çünkü ses kısık olduğu için save'in ping sesini duyamadığım için save'leyip save'lemediğinden yani tam üzerine geldiğinden emin olamıyorum. Evet, ben Geek'te Gecko, bu bölümlük bu kadar. Görüşmek üzere.